Profesör Doktor Sayın Mehmet Paylan. Halen Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığında başkanlık görevini sürdürmektedir. Sizlerin yakınları konuşmada beni yalnız bırakmadığınız için yakınlarıma bir tane de sabit ediyorum. Her uyarıyla yüksek düzeylerde 24-48 saat bulunabiliyor. Bez kağıt üzerinde 8-12 saat, ellerde 5 dakika veya daha fazla bulunabiliyor ama 5 dakika yeterli olabiliyor. Enflanza'da bu duruma bir bakarsak şayet, para üzerinde 3 gün canlılığını sürdürüyor. Şu gördüğümüz koronavirüsün insan tipleridir. Yani ortalık hastalığı olarak bahsettiğim olay bu. Bu insanlarda hastalık oluşturuyor ve böyle bir ölümcül olayı yoktur. Bu yeni koronavirüs dediğimiz hayvanlardan insanlara geçen koronavirüs. Bu aynı, bunun benzerini biz kuş gribinde gördük. Aynı olayı yaşadık. Domuz gribinde özellikle geçiş çok farklı. Çünkü orada domuz insan birleşimi, daha sonra insandan insana yayılım vardı. Bu hayvanlardan, özellikle kanatlılardan insanlara geçişi oldukça zor. Ondan sonra insandan insana geçişi zor. Kolay değil bu yani. Dolayısıyla bu bize öğretiyor ki şu insanda hastalık oluşturan kitapların, klasik kitapların verdiği bile gider bunlar. Ve ortalık hastalık şeklinde hiçbir semptom yoktur. Birbirimiz nezleden biraz daha farklı olarak seyreder. Belki çok basit bir solunum yolu problemleri oluşturur. Belki ishal oluşturur ve ona göre iyileşir, olay biter. Ama bunun değişik formları olan SARS 2002 ve MERS 2012'de tabii ki birçok insanın ölümüne neden oldu ama hiçbir zaman bir enfluenza gibi değil. Özellikle yarasalardan domuz, kedi, köpek, kemirgen, kanatlılarda bulunabilmektedir ve oradan insanlara geçebilmektedir. Koronavirüs bir mikroorganizmadır. Dolayısıyla virüsler bahsinde geçiyordur. Yayılması genellikle kış sonu ilkbahar aylarında artıyor. Tam mevsimindeyiz şu anda. Zaten insanların kendine dikkat etmediği üst solunum yolu damlacık enfeksiyonlarının en çok olduğu mevsim bu mevsimdir. Ya sonbahar kışta olur ya kış sonu ilkbaharda olur. Bu kış sonu ilkbahara denk geliyor. Dolayısıyla koronavirüs önemli bir viral hastalıktır. Neyi toplumu şey anlamında, yani iş gücü anlamında etkilemesinden dolayıdır. Yani bu Anadolu'da ortalık hastalığı denen hastalığın tam kendisidir. Dolayısıyla hasta olduğun zaman gidip eline yatacaksın, iş yapmayacaksın. İş yapmayı engelleyecek. Dolayısıyla buna koronavirüs diyoruz. Yani buna nezle, yani rinovirüs de diyebilirsin. Enfeksiyonu yapan virüslerden herhangi birini bunu eşleştirebilirsin. Sakıncası yok. Korkacak bir şey yok demek tabii ki korkmayalım. Yani bu medyanın bu kadar yapmış olduğu korku paniği doğru mudur? Tabii ki değildir. Tabii ki değildir. Bu bir realite. Ama yani hiç mi korkmayalım? Yok. Tedbiri elden bırakmayalım. Yani şu anda bizim bakanlığın da yaptığı tedbir olayıdır. Tedbiri elden bırakmayalım. Gerisi takdire bakalım. Dolayısıyla yani biz kendimizi koronavirüse gel bize hasta et şeklinde zemin hazırlamayalım. Koronavirüsün normal insanlarda hastalık oluşturması sıfır seviyesindedir. Belki ortalık hastalık seviyesinde olur ama yani böyle korkulacak bir durum söz konusu değildir. Belirtileri şöyle yani nedir? Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileridir. Nedir? Ateş, öksürük, aksırık, nefes darlığı, kas eklem ağrıları, belki ishal olarak karşımıza gelebilir. Yani koronavirüsün diğer normal virüslerden enflanza ile mukayese edemeyiz. Enflanza ayrı bir virüstür. Enflanza öldürücü bir virüstür. Onunla beraber bunu yan yana koyarsak enflanzaya saygısızlık olur. Dolayısıyla bu herhangi bir ortalık hastalığıdır ama altta yatan hastalığı olanlar da önemlidir. Dolayısıyla altta yatan hastalığı olanlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bulaşmasını engellememiz gerekiyor. Bir yerde bulundurmamamız gerekiyor. Bulundurmamamız gerekiyor. Artı onları besleme anlamında sulu, proteini bol, bugünkü mevsim kış olduğu için B, C, D vitaminleri vererek, immün sistemi güçlendirerek onun yenmesini sağlayarak bu işi hallederiz diye düşünüyorum. Tedavisi bahsettiğim gibi yani bu virüs olduğu için şu anda koronavirüsün radikal bir tedavisi yoktur. Ama immün sistemi onun zaten gerekeni yapıyordur. Biz onu tedavi etmesek de olur. İmmün sistemi onu halleder. Ama biz beslenmemizi ayarlayalım. Altta yatan hastalığımız varsa onu düzeltmeye çalışalım ve onun gelmesine zemin hazırlamayalım.